Dostlarım, yeni kanalımızın ilk videosu ve bir oynatma listesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu seride size Taktik Force'dan bahsedeceğim. Bugün de arkadaşlar bugün itibariyle 13 Temmuz Cumartesi günü itibariyle erken kayıt dönemi başladı. Oyun daha açık beta'ya geçmedi arkadaşlar. Bir kapalı beta süreci oldu. Oynayan, deneyen insanlar oldu. Oyun firmasının belirlediği 50-60 kişilik bir ekip denedi. Hiçbir şekilde görüntü sızdırılmadı ve o kişiler deneyimlerinden bahsetmiyorlar arkadaşlar. Tamamen test süreci. Öncelikle Taktik Force nedir arkadaşlar? Bu oyunu yapan firma kimdir? Oyunun ne gibi özellikleri var? Kısaca bunlara değinelim. Ardından size diğer küçük bilgilerden de bahsedeceğim. Bu oynatma listesi içinde Taktik Force çıkmadan önce aklınızdaki tüm soruları silmeye, gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Oynatma listesinin temel amacı bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar oyun Hess Games isimli bir firma tarafından yapılıyor. Bu firma tamamen Türk, senin benim gibi birkaç kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir firma. Yani arkasında çok büyük destek olan, çok büyük bir maddiyat olan bir firma değil. Beklentiler yüksek, buna şaşırabilirsiniz ama bu kişiler yani gördüğümüz kadarıyla haritalardan olsun çok küçük bir oynanış videosu sızdırılmış. Ona baktığımızda gerçekten işini iyi yapan kişiler arkadaşlar. Bu ekipte gördüğüm kadarıyla 13-20 kişilik bir ekip. Oyunu 2016'nın son aylarından bu zamana kadar arkadaşlar geliştiriyorlarmış. Özellikle son bir sene içerisinde oyun gündeme oturdu. Oyunu tanıtmaya başladılar. Reklamlarını vermeye başladılar. Oyun arkadaşlar bir MMO FPS oyunu. MMO FPS oyununu kısaca size özetleyecek olursam bilmeyenler için Point Blank olsun, zamanında Wolf Team olsun, işte Zula dediğimiz oyunlar, bu tarz oyunlar MMO FPS oyunu oluyor arkadaşlar. Yani bunu da anlatmama, açıklamama gerek yok herhalde. Yani siz aşağı yukarı oyunun ne türde olacağını anladınız arkadaşlar. Fakat çok önemli bir nokta var. Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen ilk MMO FPS oyunu dünya çapında ve zaten Türklerden bir Zula vardı, MMO FPS yapan, güzel bir şekilde yapan, çok fazla kitlesi olan diyelim. Bu oyun tabii ki o oyundan da çok üst düzeyde. Sistem gereksinimlerinden de zaten bahsedeceğim. İlerleyen videolarda bu oynatma sesinde olacak. Tabii yani yüksek sistem gereksinimleri isteyen, onu minimalize etseler de yüksek sistem gereksinimi isteyen bir oyun. O da zaten yaslanamaz bir şey. Böyle güzel bir özelliği var. Grafikleri arkadaşlar oldukça iyi gözüküyor. Şu an ilk izlenimlerim bu şekilde. Zaten MMO FPS açıkladıktan sonra siz aşağı yukarı ne şekilde olacağını da anladınız arkadaşlar. Oyunun yani genel mentalitesinin mantığını anladınız. Ben size oyun içinden bilgiler vermeye başlayayım isterseniz. Normalde biliyorsunuz 8'e 8 maksimum oynanır bu tarz oyunlarda, MMO FPS oyunlarında. Bu oyunda farklı olarak arkadaşlar 9 vs 9 görüyoruz. İsmindeki taktik ve force onların da bir anlamı var arkadaşlar. Taktik casus oluyor. Force da asker oluyor arkadaşlar. Yani işte polis suçlu gibi düşünün siz. Taktik force ismi oradan geliyormuş. Bu ölüm maçlarında muhtemelen 9 vs 9 maksimum oyuncu sayısı olarak belirtiyorlar. Tabi hani bir sabotaj modunda da 5 vs 5 de olabilir. Bu oynatma listesinin ilk videosunda arkadaşlar çok böyle özel gördüğüm şeylerden bahsedeceğim. Kısa kısa söyleyeceğim. Örneğin oyun pay to win olmayacak arkadaşlar. Yani eğer çok çabuk gelişmek istiyorsanız çok fazla vakit öldürmeniz gerekiyor. Eğer öyle bir amacınız yoksa, ya ben bir saat gireyim ama en iyi şekilde oynayayım diyorsanız da oyun içi gerçek parayla alınabilecek ürünler satın alacakmışsınız arkadaşlar. Fakat oyun içi parayla da istediğiniz ürünleri alabiliyor musunuz? Sadece biraz daha fazla vakit ayırmanız, emek vermeniz gerekiyor. Diğer MMO FPS oyunlarından farklı olarak arkadaşlar bazı oyunlarda biliyorsunuz, özellikle Zula'da işte materyallerle silah geliştirme artı basma olayları var. Tam olarak bilmesem de bir Zula'yı çok fazla oynamadım. Şöyle bir göz ucuyla baktığım, oynadığım zamanlar oldu arkadaşlar. Ama hani yani ekstra bir çaba, işte materyal, bir şeyler istediğini görüyoruz. Fakat bu oyunda öyle bir durum olmadığını söylüyorlar. Tamamen bir silahla ne kadar süre oynuyorsan silah o kadar gelişiyor. Yani hani orada artı basma meselesi burada da bu şekilde işliyormuş arkadaşlar. O silahla ayırdığınız zamana göre silahınız gelişiyormuş ve her silah level içinde farklı bir isimlendirme oluyormuş ve her silahın gelişimi de farklı oluyormuş arkadaşlar. Lootbox sistemi olmayacak diyorlar. Yani mesela işte silaha bir eklenti çıkma olayı var ya arkadaşlar. Hani desteler falan var Zula'da, o tarz. Yani direkt Zula üzerinden örnek veriyorum çünkü şu an en popüler oyun bizim Türk gençler arasında o olduğu için arkadaşlar. MMO FPS tarzı, yani Point Blank, Wolf Team tarzı oyunlar öldüğü için artık onlar eskisi kadar rağbet görmüyor. Full Zula üzerinden örnek veriyorum. Oradaki bilgilerim üzerinden örnek veriyorum. Yani mesela işte bir anahtarlıktan açıyorsunuz. %5 çıkma şansı var. Bu kumara giriyormuş arkadaşlar. Yani öyle söylüyorlar oyunun yapımcıları. Biz bunu istemiyoruz diyorlar. Yani mesela siz işte atıyorum ay yıldızlı bir anahtarlık alacaksanız işte kuttan çıkmasını beklemeyecekmişsiniz. Direkt onu satın alacakmışsınız.
bu şekilde olacakmış. Lootbox sistemi yani şans sistemi olmasını istemiyorlarmış. Kesinlikle koymayacağız diyorlar. Rütbe sistemi olacak arkadaşlar. Buna yine oynatma sitesi içinde değineceğim. Oyun içinde özel görevler olacakmış. Günlük, haftalık, aylık görevler. Ve bu görevler sayesinde parayla, gerçek parayla alabileceğimiz silahları ücretsiz olarak da alabilecekmişiz. Haritalar en sevdiğim nokta burası. Çok özgün olacakmış arkadaşlar. Yani peri bacaları. İşte zaten birkaçını yayınladılar. Onlara da ona da özel bir video gelecek. Hangi haritalar olacağı, onlar hakkında hani karşılaştırma falan yapacağım video olacak. Tamamen Türkiye'de görmemiz gereken güzel miraslarımızdan haritalar olacak. Third person mod olmayacak. Yani üçüncü şahıs hani karakteri dışarıdan görme PUBG'deki gibi o tarzda bir özellik olmayacak arkadaşlar. Birinci şahıs yani FPS olacak. First person olacak diyebiliriz. E-spora hemen tabii ki oyun çıkar çıkmak girmeyeceklerini açıkladılar. Zaten mantıklı olan da oydu arkadaşlar. Direkt hani hurra biz e-spora girelim olayı yapmayacaklar. Zaman içerisinde oyun oynanacak. Biraz gelişecek. Mesela zombi olayında da onu söylediler. Hani zombi modu isteyen olur istemeyen olur dediler. Biz direkt getirmeyeceğiz, zamanla güncellemeyle getireceğiz. Mesela bir süre açık kalacak, bir süre pasif kalacak dediler. Belli zamanlarda açılacak dediler. Hani bu zamanla gelişecek bir şey. Oyun çıktığında daha az özellikle çıkar. Siz oynarsınız. Bir süre sonra sıkılmaya başlarsınız aynı modlardan. Yeni bir mod gelir. Bunlar da o şekilde yapacak. Geldik şimdi en önemli konulardan bir tanesine. Oyun ekonomisi arkadaşlar. Az buçuk size biraz bahsettim açıkçası. Ekonomiden hani oyunda vakit geçirerek de mesela 3 çeşit birim var arkadaşlar para birimi. Yine bunlardan da bahsedeceğim. Hani istediğiniz silahı alabiliyorsunuz. Mesela hem altınla alabiliyormuşsunuz hem elmasla. Altın, gümüş, elmas olmak üzere 3 çeşit işte para birimleri varmış. Mesela bir tanesi oyunda ayırdığınız vakitle, yani mesela maçlardan sonra aldığınız bir para birimi. Diğeri de gerçek para birimi. Yine bunlara değineceğim. Yani yine aynı şeye geliyoruz. Pay to win olayı yok arkadaşlar oyunda. Aslında daha çok şey söyleyeceğim ama parça parça bölmek istediğim için arkadaşlar bütün her şeyi söylemiyorum. Aldığım notların tamamını söylemiyorum. Diğer videolarda söylemeyeceğim şeyleri söylemeye çalışıyorum. Oyun çıktığında bug tarzı şeyler illaki olacak diyorlar. Şu an onu en minimalize, en az düzeye indirmeye çalışıyoruz diyorlar. Bunu geri bildirim şekliyle düzelteceklermiş. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yurt dışındaki arkadaşlarımız muhtemelen oyuna girmeyeceklermiş. Ben bunları tamamen edindiğim bilgiler, duyduğum bilgiler neticesinde söylüyorum. Şu an hani bu 3 ay önce söylenen bir, yani bugün geçerli var mı bilmiyorum ama lag problemi, ping problemi olmasın diye yurt dışındaki Türkler, mesela örnek veriyorum, Türkler oynayacak zaten genel olarak ikrahatte de, giremeyecek diyorlar. Ama sonra Avrupa server'ı getireceğiz diyorlar. Muhtemelen o zaman girecekler ama ilk raddede Türk sunucularına açılacak oyun, öyle biliyorum. Arkadaşlar bugün kayıtlar var demiştim. Oyun isimlerinde özel karakter olmayacak diyorlar. Kesinlikle özel karakter bulunmayacakmış. Yani işte yıldız olsun, slash olsun, o tarz şeylerle alamıyor musunuz? Sebebi de mesela arkadaşlar işte yıllık sıralama yapıyorlar, sezonluk sıralama yapıyorlar. Orada hani düzgün gözüksün karakter isimleri, işte böyle çok gözü yormasın diye oyuncuların isimleri. Ve mesela arkadaşınızın adını aratıyorsunuz. Mesela PUBG Mobile'da bu çok yoğun var. Değişik simgeler bulamıyorsunuz arkadaşlar. ID ile falan bulmanız gerekiyor. O yüzden bence güzel bir özellik. Yani özel karakterler yok. Kapalı beta testinde arkadaşlar ona katılanlara ödüller varmış. Katılanlara ve katılma isteği gönderenlere ödüller varmış. Fakat bugün itibariyle hani erken erişim kayıt önemi için kayıt yaptıranlara özel ödüller yok. Yani o yüzden geç kalmış sayılmazsınız bu videoyu erken erişim kaydından sonra izleseniz bile, çünkü herhangi bir ödül verilmiyor. Antrenman yapabileceğimiz bir saha olmayacakmış arkadaşlar. Mesela CSGO'da biliyorsunuz özel modlarla giriyoruz, işte silah deniyoruz, onu deniyoruz, bunu deniyoruz, sprey çalışıyoruz. O tarzda bir şey olmayacak. Yani antrenman olayını sadece girip mesela ölüm maçlarında yapacaksınız. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hilelere donanımsal engelleme getirecekler. Zamanında ben bunu küçük çaplı oyunlarda görmüştüm. Büyük çaplı oyunlarda yapmıyorlar. Bilmiyorum, oyuncu mu kaybetmek istemiyorlar. Yani mesela Steam'den satılan, ücretsiz satılan bir oyunda tekrar alsın diye mi yapıyorlar bilmiyorum ama zaten bu oyun ücretsiz bir oyun. Ve bu çok güzel bir özellik. Mesela siz bir hile açtınız. İşte ban yediniz. Mesela sizin anakartınız üzerinden de, tam bilmiyorum o muhabbeti ama hani öyle duydum. Ona da pek araştırma yapmadım açıkçası. Anakartınız üzerinden ban yiyorsunuz arkadaşlar. O bilgisayardan imkanı yok. O oyuna giremiyor. Donanımsal ban diye buna diyorlar. Yani hiçbir şekilde onu önleyemiyorsunuz da. İlla ki farklı bilgisayar alacaksınız. O şekilde tekrar oyunu oynayabiliyor o şahıs. Yani donanımsal şekilde cezalar olacakmış hilelere. Oyun kendi sitesinde yayınlanacak arkadaşlar. İndirmesi açıldığında Steam ve Epic Games üzerine de gelecek diyorlar. Doğa olaylarıyla ilgili bir soru sormuşlar arkadaşlar. Onların üzerinden bir alıntı yapacağım. Bir haritada mesela kış olacakmış. Bir haritada yaz, bir haritada ilkbahar. Yani gece olan harita, gündüz olan haritalar olacakmış. Fakat maç esnasında bir harita gündüzden geceye geçiş yapmayacakmış.
çok önemli bilgi değil ama genel olarak edindiğim bilgileri size vermek istiyorum. CS'deki gibi yıllara özel rozet olmayacak ama sanırım söyledim, yine söyleyeyim. Rütbe sistemi arkadaşlar olacak. Onu yine dediğim gibi oynatma sesi içinde size göstereceğim. Onun bir fotoğrafını buldum. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Rütbe sistemi nasıl olacağını, onun hakkında konuşacağız. Elo sistemi olacak diyorlar. Elo sisteminden kısaca bahsedeyim bilmeyenler için. Sanırım rekabetçi maçlarda olacak arkadaşlar. Yani mesela siz atıyorum orta düzeyli bir oyuncusunuz. Elo puanınız oluyor. O puan neticesinde sizin gibi oynayan, skorları size yakın olan insanlarla eşleştiriyor ki hani bir üst kademeye geçerken aynı düzeyde insanlarla eşleşin. Yani çok iyi bir oyuncu ya çok kötü bir oyuncu aynı odaya gelmemesi için yapılan bir sistem. Çok sağlam bir sistem gerçekten. Şu anda da Elo sistemi sanırım hiçbir MMORPG oyununda olmadı. Sonra da eklenirse bilmiyorum, en azından ben görmedim. Bir ölüm seti oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Oyuna girmeden önce ayarlıyorsunuz. Öldüğünüzde genelde B tuşuna koyuyorlar. Mesela birinci set, ikinci set, hani silah setleri. Yine onlardan olacakmış, yani o set durumundan olacakmış. Güzel bir özellik daha var arkadaşlar. Örneğin sabotaj modunda, yani işte bu bomba kurma modunda diyelim, oyuna tekrardan bağlanma süresi olacakmış 90-120 saniye. Biliyorsunuz diğer MMORPG oyunlarında oyundan düştüğünüz anda başka bir kullanıcı direkt odaya girebiliyor. Ama sizi oyundan atmadan önce 90-100 saniye size geri dönmeniz için şans verecek arkadaşlar. Oda dolu gözükecek muhtemelen. Dönmediğinizde de böyle bir sistem yaptıklarına göre muhtemelen ceza olacak. Bunlar tahmini. Bunun hakkında kesin bir açıklama yapmadılar. Makro kesinlikle yasak olacakmış arkadaşlar. İnternet kafe ayrıcalıklar olacakmış. Ve stok silahlar, yine silahlar bölümünde bahsedeceğim ama hani bu bölümde de küçük bir bilgi vermiş olayım. G3 arkadaşlar ve Glock. Benim öğrendiklerim bunlar. Ana silahlar bunlar olacak arkadaşlar. Bir tane daha silah olması gerekiyor burada ama onu daha tam bulamadım ne olduğunu. 4 çeşit silahla, hani ana silahlar satın almadan direkt oyuna girdiğinizde kullanabileceğiniz bedava silahlar arkadaşlar. Bunlar olacakmış. Şimdilik size verebileceğim bilgiler bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Yani listenin, oynatma listesinin kalan bölümünde yine farklı bilgilere erişeceksiniz arkadaşlar. İlk video olması neticesiyle biraz uzun oldu. Genel özelliklerden bahsettim. Ayrıntılı özellikler dediğim gibi bu oynatma listesinde olacak. Kartlar bölümünden oynatma listesini seçerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tüm videoları izlerseniz daha çok bilgiye erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oyun çıktığında yine bu kanalda videoları olacak. Sizlerle olacağız. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.